Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende yardımcı elemanlar konusunda kenar ortay konusunun konu anlatımını yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 62, 63 ve 64'ü işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Kenar ortay dediğimiz şey adından belli aslında. Kenarı ortalayan doğruya biz kenar ortay doğrusu adını veriyoruz ama kenar ortay konusunda özellikle biz ağırlık merkezinden bahsedeceğiz. Öncelikle onun tanımını da vereyim. Bir üçgenin üç kenar ortayı bir noktada kesir ve bu noktaya da üçgenin ağırlık merkezi adını veriyoruz. Evet ağırlık merkezi adını veriyoruz. Kenar ortayların kesim noktasına. A köşesinden çizilen kenar ortay VA ile gösteriliyor. B köşesinden çizilen kenar ortay VB ile gösteriliyor. C köşesinden çizilen kenar ortay da VC ile gösteriliyor ve bunların kestiği yer işte tam olarak burası ağırlık merkezidir. Genelde G harfiyle gösteriyoruz. Ama illa G harfiyle göstermek zorunda değiliz arkadaşım. Burası kenar ortayların kesim noktası. Bir de kenar ortayların kesim noktasında şu özellik var. Kenar ortayların kesim noktası olduğu zaman kenara olan uzunluk bir birimken köşeye olan uzunluk iki birim. Bak 1'e 2 oran var. Şu VB'de de aynı şekilde Y 2'ye VC'de de aynı şekilde kenara olan uzunluk böyle Z iken köşeye olan uzunluk 2Z oluyor. Bak burada ne öğrendik? İki temel nokta öğrendik. 1- ağırlık merkezinde ne çıktı karşımıza? Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezi oldu. Bir de ikinci temel özellik ne oldu? Ağırlık merkezinden kenara olan uzunluk bir birimken köşeye olan uzunluk 2 birim şeklinde bir şey oldu. İşte burada bu şartlardan iki şart sağlanırsa daha doğrusu iki şart varsa G olur diyeceğiz. G dediğime bakmayın ağırlık merkezi olur diyeceğiz. Çünkü farklı de gösterilebiliyor. Mesela burada Şimdi üç kenar ortayında kesim noktası ağırlık merkezi dedik ya. iki şart sağlanıyorsa mesela şöyle. Hocam iki tane kenar ortayın kesim noktası. Bir böyle kenar ortay bir böyle kenar ortay çizildiğinde. işte tam olarak burası ağırlık merkezidir. E aynı şey diğer şartlarda da geçerli arkadaşım. İki tane 1'e 2 oranında doğru kestiği zaman da yine aynı şekilde. Mesela A 2A B 2B şeklinde iki tane doğru kestiği zaman da yine burası ağırlık merkezidir. Yalnız. Bu 1'e 2 oranının kenar ve köşeye olan uzaklık olarak bakacaksınız. Şöyle bir şey olursa olmaz. Burası A 2A burası 2B'ye B. Hocam 1'e 2 oranında 2 doğru kesmiş. Burası ağırlık merkezi olur der miyiz? Demeyiz arkadaşlar. Çünkü niye? Burada kenara olan uzunluk 1 bir birim köşeye olan uzunluk 2 birim olduğunda bu sağlanıyor. Bunu da unutma. Evet burada ikişer saat sağlandığı zaman ağırlık merkezi oluyor dedik. Hatta bunların karışık olarak ikişer şart, şartlı olabilir. Mesela böyle hem kenar ortaylık var hem 1'e 2 oranlık var. A 2A. Bu aynı doğru üstünde de olabilir ya da farklı doğrular üstünde de. Hem kenar ortaylık var hem de şöyle 1'e 2 oran var. Yine burası ne olacaktır arkadaşlar? Ağırlık merkezi olacaktır. İşte gördüğünüz üzere buradaki noktaların hepsi ne oluyor arkadaşlar? Ağırlık merkezi olmak zorunda. İki şart varsa ağırlık merkezi olur diyeceğiz. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Yani sorularda bize böyle hali hazırda işte ağırlık merkezi burasıdır. Buyurun işlem yapın tarzında sorular gelmeyebilir. Ağırlık merkezini biz bulabiliriz. Ha soru kökünde şöyle bir şey varsa işte adam dedi mesela G ağırlık merkezi dediyse o zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur dersin. Buradan geçen kenar ortaydır, buradan geçen kenar ortaydır diye sen kendinde işlemini yapabilirsin. O da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi ne olacak? Böyle ağırlık merkezi hali hazırda verilmeyebilir. Verilmediği zaman da işlemimizi yapacağız. İki tane şart sağlanmışsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Burada bak bu bir kenar ortay bu da bir kenar ortay. Bak iki tane şart sağlandı. İki kenar ortayı kesim noktası. Burası kesinlikle ağırlık merkezidir. E o zaman ağırlık merkezi olduğuna göre burada 1'e 2 oran vardır. Yani bunun iki katı burası 2x artı 2 mi yapar? Evet. Yani 3x eksi 1 eşittir 2x artı 2 yaptı. Buradan x'i kaç buluruz? Eksi 1 öbür tarafa artı 1 diye geçer. 3 olarak buluruz. Sonra aynı şey burada da vardır. 1'e 2 oran burada da yok mu? Evet. Kenar ve köşe. Burası y artı 6 ise burasının 2y artı 12 yapması lazım. Yani 4y artı 2 eşittir 2y artı 12 olacak. E buradan da Attık öbür tarafa 2'ye. Attık öbür tarafa 10 çıkar. Y'yi de buradan 5 olarak buluruz. Benden ne isteniyor? X artı Y. Yani 3 artı 5 isteniyor. Cevap böylelikle 8 yapar. Evet örnek 1'i 8 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Bak kenar ortay. Kenar ortay. Burası ne oldu? Kesinlikle ağırlık merkezi oldu. 1'e 2 oran vardır. İşte 2 katı burası. Ama biri X, 1'i Y'li olduğu için bunu kullanamam. Bunu da sanki 1'i X, 1'i Y olduğu için kullanamam. Hocam 1'e 2 oran var ya. Bunun 2 katı buna eşit ya da bunun yarısı. Yani direkt burası y diyebiliriz. y eşittir x artı 1 oldu arkadaşlar. Bir denklem buradan geldi mi? Geldi. Başka? Burada da 1'e 2 oran var. Bunun yarısını alırsan sıkıntı olacak. 2 katını eşitleyim istersen. Buradan da 2x eşittir. y artı 2 mi oldu? Evet. 1'e 2 oran. Yani burası 2x olmak zorunda. E tamam ki bilinmeyen iki denklem karşımıza çıktı. Ya taraf tarafa böyle yok etme metodu ya da yerine yazma metodunu kullanalım. Yerine yazma metodu daha mantıklı. X artı 1 değil mi Y? Evet Y yerine X artı 1 yazarsa bir de artı ikisi var burada. Bu da 2X'e eşitmiş. Buradan da X'i kaç buluruz? 3 buluruz. Arkadaş X'i 3 bulduk ya. X yerine 3 yazdığımızda da Y'si kaç geliyor o zaman? Y'si de 4 gelir. 3 artı 1'den. Benden X artı Y isteniyor. Yani 3 artı Y de 4 olduğu için Toplamı da böylelikle 7 yapar. Yani örnek 2 7 oldu. Geldik örnek 3'e. Bak G ağırlık merkezi. halihazırda hazırda ağırlık merkezi demiş. E o zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 8 ise burası da 8'dir. Bir de ağırlık merkezinde 1'e 2 oran yok mu burada? Var. Yani 1'e 2 oran olacak. Burası A iken burası 2A olacak. 2A 6 ise A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. AGE üçgenin çevresi isteniyor bizden. AGE üçgenin çevresi. A hocam o zaman şurada bir uzunluk var mı? Bakalım. AD uzunluğu da 15 vermiş. Arkadaş AD uzunluğu da 15 ya. E hocam burası x iken burası 2x değil midir? Ağırlık merkezi olduğundan bile 2 oran var. 3x eşittir 15 ise x'i de buradan 5 olarak buluruz. 2x de 10 olarak çıkar. Evet sarı üçgenin çevresi ne oluyor? 10. 8 ve 3'ün toplamı 10 artı 8 artı 3'ten çevre ne yapıyor o zaman? 21 yapıyor. Yalnız burada sana bir şey söylemek istiyorum. Dostum iyi edip iyi bir şekilde dinle beni. AD uzunluğu 15 ken. Yani şu uzunluk belliyken. Hocam burada 1'e 2 oran var ya. Aslında 3 parçaya bölüyoruz burada. O zaman burada 3'e bölünmüş hali kısa olan parçadır. Yani 15'i 3'e böl. Hocam burası 5'tir. E burada da 2 katından dolayı burası da 10'dur diyebilirsin. Eğer ağırlık merkezinde o kenar ortayın tamamı belliyse. 3'e bölüp kısa parçayı bulabilirsin. Hani işlemlerde böyle hızlı yapman için. X 2x deyip de 3x eşittir 15 demene gerek yok. Ee, bu şekilde de yapabilirsin aslında. Ama dediğim gibi 15 varsa böyle 3'e böl. Çünkü 1'e 2 şeklinde 3 parça ayrıldığı için. 3'e böldüğün zaman kısa parçaya bulursun. Kısa parçaya bulunca da uzun parçada bunun iki katı yapacaktır zaten deyip daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsin. Tamam. Evet örnek 3'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. ABC bir üçgen demiş. AYD doğrusal demiş. E ABC üçgenin ağırlık merkezi. Arkadaş bu ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E de ABC üçgeninin Pardon D de BC üçgeninin ağırlık merkezi. Arkadaş bu da ağırlık merkezi. Şimdi D noktası EBC üçgenin ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi ise devamı kenar ortaydır. A hocam şu A'dan gelip D'den geçen de kenar kenarortay olacak. O zaman bu doğrusal olacak. Evet bunu uzattık. E o zaman ne oldu arkadaşlar burada? Sarı üçgenin ağırlık merkezi D noktası ya. 1'e 2 oran var hocam. 4'se yarısı 2'dir. E şurayı kaç bulduk? 6 bulduk. Hocam E de büyük üçgenin ağırlık merkezi. 1'e 2 oran var burada da. Kısa olan parça kenar olan uzunlukta. Yani 6 ise burası da kaç olur? 12 olur. Yani x'i böylelikle 12 olarak buluruz. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Bak şimdi ağırlık merkezi verilmiş. Hali hazırda verilmiş. O zaman ben bu ağırlık merkezini kullanacağım burada. E o zaman ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? Hocam A'dan gelen kenar ortay olur. B'den geçen kenar ortay olur. C'den geçen de kenar ortay olur. Ama dur hepsini çizmek zorunda değiliz. Bak şimdi niye A'dan ve B'den çiziyoruz? C'den zaten gelmiş. C'den ağırlık merkezine kadar gelmiş. E bu garibimin devamını getireyim o zaman. En başta ilk çizeceğim hamle bu. Niye A'dan ya da B'den çizeyim değil mi? E C'den gelmiş zaten ağırlık merkezine kadar. E devamı ne olmak zorunda? Ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortaya olmak zorunda. Ve burada 1'e 2 oran yok mu arkadaşlar? Evet 1'e 2 oran var. A 45'te kullanayım burada. 45, 90, 45. Bak dik üçgen oluştu. Yani burada bir dik üçgen oluştu. 6 kökki ise burası da 6 kökkidir. E o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 6 kökkinin ikisi kenar dik üçgende. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök katı olduğundan dolayı kök katıdır burası. E o zaman 6 kökkinin kök katı. Burası 2 kökki ile kökkinin çarpımı. 6 kere 2 12 yapar. Evet burası 12. Aa hocam 3a eşittir. 12 ise a'yı buradan 4 buluruz. E benden x isteniyor. 2a isteniyor. O da a yerine 4 yazdığımızda 8 çıkar. Evet cevap 8 oldu. Ya da hocam 12'ye 3'e böl 4. Burası 4 yapar o zaman burası da 8 diyebilirdik. Biraz önce öğrendiğimiz tekniği burada da uygulayabiliriz dostlar. Evet örnek 5'i bulduk geldik örnek 6'ya. Bak şimdi ABC bir üçgen G'de ağırlık merkezi demiş. Ya işte G ağırlık merkeziyse ağırlık merkezinden geçen kenar olacak. Ya bunun devamını getireceğim ya B'den çizeceğim ya C'den çizeceğim. B'den ve C'den niye çiziyorum ki? A'dan zaten ağırlık merkezine kadar gelmiş. E ben bunun devamını getireyim. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şunlar birbirine eşittir. Yani 16 16 oldu. E aynı zamanda burada da 1'e 2 oran var mıdır? Vardır. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şu verilen bilgiyi kullanacağız. Hocam ikiz kenar demiş burada. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. Yani şurada bir dik üçgen var elimde. Dik üçgen 16 20. Ne üçgeni? 3 4 5'in katı. 12 16 20 üçgeninden burası 12 çıkar. Hocam 3A 12 ise A4 2 a' da 8 çıkar ya da 12 ya hocam ağırlık merkezi 1'e 2 oran var. Yani 3'e böl kısa parçayı bul. 12'yi 3'e böldüğümüzde burası 4 yapar e 2A'da kaç yapar o zaman 8 yapar 1'e 2 orandan dolayı. Yani x'i böylelikle 8 olarak buluruz. Örnek 6 8 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Ya ağırlık merkezi demiş e ya A'dan bunun devamını getireceğim ya da bunun devamını getireceğim. Kardeş bak şimdi. Şunun devamını getirirsem iki eş parçaya bölüyor bir işime yaramıyor. Ama bunun devamını getirirsem burayı da iki eş parçaya bölüyor. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 12-12. Bir de burada özel durum verilmiş. O özel durum nedir? İkiz kenar. İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Eksik parçaları tamamladık. Bak eski konular yine karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. E ne var burada? Hocam bir dik üçgen var. 12-13'ün üçgeni 5-12-13 üçgeninden 5 çıkar burası. E hocam 1'e 2 oran var burada ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Yani burası da kaç çıkar? 10 çıkar. Yani x'i 10 olarak buluruz. Örnek 7'nin cevabı böylelikle 10 çıktı. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de arkadaşlar yine ağırlık merkezi denmiş. İşte ya C bunun devamını getireceğim ya da bunun devamını getireceğim. Sanki bunun devamını getirmek daha mantıklı çünkü ikizkenar üçgen bu. Hocam şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak. E 8'i 2 eş parçaya bölecek. Yani 4'e 4 olacak burası. O zaman buraya 1 mi kaldı? Evet. E sonra ne olacak arkadaşım? Bak burada güzel bir şey var. Şurada bir dik üçgen var. E hocam bu arada ikiz kenarda çizilen kenar orta olduğu için burası yükseklik değil mi? Evet. Sarı üçgene dikkat et. Öklit bağıntısı çıktı. H kare eşittir P çarpı K değil mi? Evet. H kare eşittir 1 çarpı 5'ten. H'ı buradan kök 5 mi buluruz? Hayır 1 çarpı 5 değil. Şurası 4 değil mi arkadaşım? Şurası 4 birimdi. O yüzden 1 çarpı 4 diyeceğiz oraya. İşte hatası yapmayalım. H kare 4 ise H'ı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. H'ı 2 bulduk. E ağırlık merkezi burası. 1'e 2 oran vardı. O zaman X'i kaç buluruz? X'i de 4 olarak buluruz. Niye 2 yazdıysam? 1'e 2 oran yok mu arkadaşlar orada? Değil mi? 1'e 2 orandan dolayı. 2 ise burası da 4 yapar. Yani örnek 8. 4 çıktı. Geldik örnek 9'a. ABC x kenar üçgeni ile KLM eşkenar üçgeni BC ve LM kenarları çakıştırılarak. Evet. BC ve LM kenarları çakıştırılmış. Aa, o zaman BC kenarı 24 kök 3 mü? Çünkü bunlar çakıştırılmış. Yani bu kenar uzunlukları birbirine eşit Çok güzel. Bu şekilde konulmuş. Arkadaşım ABC üçgenin ağırlık merkezi D. KLM üçgenin ağırlık merkezi ne olduğuna göre ND nedir diye soruluyor. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. Bir kenarı da 24 kök 3 olan bir eşkenar üçgen. Sonra burada ne oluyor arkadaşım? Öbürü de 21 21 olan bir üçgen. Burası da 24 köküş. Şimdi benden ağırlık merkezi isteniyor. Hocam ağırlık merkezi bulduk Bunu kenar orta üzerinde mi diyeceğiz? Mantıklı olan kenar ortayı çizmek daha mantıklı. Yani eş kenarda. Mesela şu ikiz kenarda düşünelim. Şu kenar ortay. 21 bölü 2 21 bölü 2 mi bulacağım? Hayır. E hocam şu kenar ortay daha mantıklı değil mi? Evet. Çünkü bu kenar ortay ikiz kenar olduğu için tabanı iki eş parçaya böler. 24 kök 3'ü 2 eşit parçaya bölsün. 12 kök 12 kök 3 oldu burası. E sonra burada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz aslında. Yap bakayım pisagor bağıntısını. Hocam şuraya bir e, ne diyelim? A diyelim. A kare neye eşit? 21'in karesi eksi 12 kök 3'ün karesine eşit olacaktır. Vallahi 21 ile 12 kök 3'le ortak çarpan yok. 21'in karesini alacağız. 21'in karesi nedir arkadaşım? 21, 42, 441 yapıyor galiba. Evet. A kare 441 eksi 12 kök için karesi de 144 çarpı 3. 144 ile 3 çarptığı zaman 4 kere 12. 4 kere 12 13. Ee, bu da 432 kim yaptı? Evet. Ha, o 441'den 432'yi çıkartırsam 9 yapar. A kare 9 ise A'yı buradan 3 buluruz. Evet A3 çıktı. Şimdi bunun ağırlık merkezinden bahsediliyor. Arkadaşım bunun ağırlık merkezi burası. Yani klm 3 ağırlık merkezi burası. E, tamamı 3 birimse hani 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. 3'e böl hocam 1 yapar. O zaman 2 katı da burası 1 yapar. 1 ise 2 yapar daha doğrusu. Geldim buranın ağırlık merkezine. Buranın ağırlık merkezinde bulurken şunun üzerinde olması daha mantıklı değil mi? Çünkü buradan çizilen kenar ortay. Eşkenardaki kenar ortay. Eşkenardaki kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aa bu doğrusal oldu. Benden şu uzunluk isteniyor. Yani direkt bu uzunluk olacaktır. Şimdi burada da eşkenar üçgen olduğu için bu 60 60'ları şöyle bir yazalım. 60 60 30 30 yapar burası. 90'ın karşısı 24 kök 3 30'un karşısı 12 kök 3 60'ı karşısı da 12 kök 3'ün köküç katı. 12 kök kök 3 katı kaç yapar? 36 mı yapar? Evet şuradaki işlemleri de sileyim. 12 kök 3'ün köküç katı 36 yapıyor. Burası 36. Hocam 3'e böl 12. Kısa parça 12 uzun parça da 24 yapar iki katı. E benden ne isteniyor? Bak şuradaki uzunluk isteniyor kardeşim. Şurası da ne denmiş? Çünkü burası D denmiş. Burası da N denmiş. N D uzunluğu isteniyor. D N uzunluğu arkadaşım böylelikle 12 artı 1'den kaç çıkar? 13 çıkar. Evet. Örnek 9 böylelikle 13 oldu. Geldik örnek 10'a. Şimdi o bak I işte çemberin merkezi. I'dan geçen ne oluyordu arkadaşım? Açı ortay oluyordu değil mi? Evet I işte çemberin merkezi iç açı ortayları kesim noktasıydı. G de ABC üçgenin ağırlık merkezi. Tamam ağırlık merkezini kullanacağım. E A'dan garibim buraya kadar gelmiş ya. Devamını getirelim o zaman arkadaşım. Şunun devamını getirdim. Çünkü e, B'den de çizebilirdik. C'den de çizebilirdik ama hazır çizilmişi var burada. G'ye kadar çizilmişi varsa onun devamını getiririz. 18, 18 olur. Sonra bakarız soruya. Hocam güzel bir şey var burada. Hem açı ortay hem kenar ortay. Neredeydi bu? Hocam ikizkenar kenar üçgendeydi. Aynı zamanda ikiz kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. Tamam ne güzel. ABC üçgenin çevresini 96 vermiş bana. Arkadaş ABC üçgenin çevresi 96 ise 36 ise burası. Ee, o zaman şu ikisine 60 kaldı. Bunlar da 30-30 mı yaptı? Evet. Şimdi IG uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şöyle bir dik üçgen var elimde. Öncelikle şunu yukarıda yapayım. Şu dik üçgenin bir kenarı 30. Burası 18. Hocam 6 çarpı 3 burası. 6 çarpı 5 burası. Burası da ne olmak zorunda? 6 çarpı 4. 3, 4, 5'in katı. Yani 6 kere 4, 24 oldu. Evet şu uzunluğu kaç bulduk arkadaşım? 24 bulduk burayı. 3'e böldüğümüz zaman kısa parçayı hemen buluyorduk. 3'e böldüğünde burası 8 yapar. Yukarısı 16 yapar. O zaman burası 16 eksi x, x mi olur? X'i buradaysa evet. E hala daha soru bitmedi. Soru bitmediyse I'yi ya da G'yi kullanacağız. Hala da kullanacağız. Nasıl kullanabiliriz? Hocam G'yi kullanmak için şöyle gelsem. Bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Ya da öbür taraftan gelsem şuradan çizsem bir işime yarıyor mu yaramıyor. O zaman I'yı kullanalım. Şimdi A'dan çizilen I'dan geçtiği zaman açı oluyordu. E buradan da çizilen ne olmak zorunda? B köşesinde çizilen de açı ortay olmak zorunda değil mi? Evet. Bakalım bu açı ortaylık işi bir yarayacak mı? Yaramaz mı? Bak ne var burada? Şuradaki üçgende bir iç açı ortaylık çıktı. İç açı ortay teoremi. Kollardaki oran tabandaki orana eşit değil mi? Evet. Yani 30 bölü 18 neye eşit olacak? Hocam 16 eksi x bölü x artı 8'e eşit olacak. 16 artı x, 16 eksi x bölü x artı 8'e eşit olacak. 6'ya böl 5, 6'ya böl 3. 5 ile buraya çarpıyorum 5x artı 40 yapar. 3 de buraya çarpıyorum 48 eksi 3x yaptı. Toplamda 8 x eşittir 8 yaptı ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Yani örnek onu 1 bulduk. Zor bir sorumu mu? Yo ya yı kullanmak demek budur arkadaşlar. Yani baktığın ı'yı kullanamadın. Kullanamadıysan diğer köşelerden de çizeceksin. Mesela buradan çizdiğimde olmasaydı C köşesinden de çizerdim ama buradan çizdiğimde bu açı orta olduğunu gösterince üçgen de açı ortayı kullanmış olduk. I'yı kullanmayı daha öncesinde de sorularda zaten yapmıştık dostum değil mi? I'ya kadar köşelerden geliyorduk böyle. Evet örnek onu 1 bulduk. Geldik örnek 11'e. Hocam Pisagor bağıntısı yapayım hemen. 12 8 bilmem ne ya bir dur. Saçma sapan şurayı bulursun. Bir de özel bir üçgen yok. Özel bir üçgen olmadığı zaman böyle kendini yorma tamam mı? Dediğimi de unutma. Kendini yorma. Şu işlemi bir yapma. Burayı bulsan ne fayda? Şimdi benim ağırlık merkezini kullanmam lazım. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağım? Hocam bu ağırlık merkezi ya ya A'dan gelen kenar orta ya da C'den gelen kenar orta. E bunun devamını getirsem şu uzunluk yok ki. Hani mantıklı olanı kullanacaksın değil mi? E o, o yüzden şunun devamını getirsem bak ne güzel oldu burada. Bunun devamını getirirsen x'i 2 eş parça bölüyor. Yani şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oluyor. Bunu unutma. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen bir de 1'e 2 oran vardır. Yani burası 12 ise burası 6 değil midir? Evet. Aa, burası sırtı da 90 bunun. E o zaman bunun sırtı da 90 olduğu için 6, 8, 10 üçgeninden burayı 10 bulduk mu? Bulduk. E bitti olay. 10 sa burası da 10. X uzunluğu ne oldu o zaman? 10 ile 10'un toplamı 20 yapar. Örnek 11. Bak güzel sorular bunlar. Ve öğretici sorular. Cevap 20 çıkar. Geldik örnek 12'ye. Şimdi burada G ağırlık merkezi demiş. Bak şimdi ağırlık merkezini ben kullanacağım. Arkadaş öncelikle ne var burada? Hocam bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Bak şöyle şöyle gösterdik. Tamam. E sonra bu ağırlık merkezi devamını getirsek. Bunlar birbirine eşit bir işimize yarıyor mu? O zaman getirmeyelim. Yani ekstra çizgiler bizi yorar. E başka ne yapacağız? Benim şurada verilen şu eşitleri de kullanmam lazım. Arkadaşlar bakın şuna dikkat edin. Kenar ortaylıklar olduğunda ağırlık merkezi var mı yok mu diye bakın. Bazen de üçgen oluşturduğumuz durumlarda söz konusu olabiliyor. Mesela burada hocam bu kenar ortay bu da kenar ortay. Aa, keşke üçgen olsaydı ağırlık merkezi olurdu değil mi? Evet e, o zaman oluştur. Bak şöyle üçgen oluşturursak özellikle kenar ortayları olduğunda böyle bir üçgen oluşturulabiliyor. Bak Kenar ortay kenar ortay. A şu üçgende ne oldu? İki kenar ortay oldu. İki kenar ortayın kesim noktası. Bu kenar ortaylar önemli. Alanda dağıtırken de önemli. Genelde böyle üçgen oluşturuyoruz. Bak ağırlık merkezi oldu burası. İki kenar ortayın kesim noktası olduğu için sarı üçgende. E hocam burası ağırlık merkezi olduysa 1'e 2 oran var burada. Üçgen 6 olur. Hocam büyük üçgende de G ağırlık merkezi. E burası 9 ya. G ağırlık merkezi ise büyük üçgenler. Burası 9 ise burası da kaç yapar? 1'e 2 orandan dolayı 18 yapar. Yani x böylelikle 18 çıktı dostlar. Evet örnek 12'yi de 18 bulduk. Ve şu dikkate geldik. Bu dikkatte şöyle bir mola verelim arkadaşlar. Yani kenar ortayın devamını bir sonraki videoda yapalım isterseniz. Tam bölünecek kısım aslında burası. Bundan sonra farklı bir durum. Muhteşem şu durumları giriyor. Onu da bir sonraki videoda halledelim isterseniz. O zaman bir sonraki videoda Kenan Ortay'ın devamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.